Gönen yağlı pehlivan güreşlerinde büyük katkı sağlayan sağlıkçı lakaplı İbrahim Arcan abimiz Altınoluk'tan sizi izliyorum. Size ve pehlivanlara Allah derman versin. Gönenli sağlık memuru İbrahim Erdal Arcan demiş. Evet, sağlıkçı İbrahim Erdal Arcan Gönen'e, Altınoluk'a biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Başkanı Sayın Arpa Argacı'yı arz ediyorum. Evet, Bülent abicim, Denizli Merkez Efendi güreşlerini çok güzel anlatıyorsun. Ekran başında canlı gibi seyrediyoruz. Selamlarımı sunuyorum. Bütün pehlivan kardeşlerime başarılar diliyorum demiş. Hak eden kazansın demiş. Söke güreşleri ağası Mümin Özkan. Evet, tüm pehlivanlarımıza başarılar. Bülent abim, senin de güzel sunumun için teşekkürler. Balıkesir, Kepsut, Karaçaltı köyünden Fatih Ergül ve kahveci Erol Doğru demiş. Bizlere selam göndermiş. Biz de Kepsut'a, Karaçaltı'ya ve Fatih Ergül ve kahveci Erol Doğru'ya ve kahvedeki bizi izleyen değerli güreşsever dostlara selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, sayın başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Başkanların tabaçalarının devamını diliyoruz. Deste, büyük boyuna dereceye giren pehlivanlar, madalya kürsüsündeki yerlerimizi alırız. Yüreğil köyünden yazıyorum. Saat 10'dan beri kahvedeyiz. Ne olacak bizim bu halimiz demiş. Hüseyin Demircan. İşte güreş aşkı, Ataspor'u yağlı güreş aşkı böyle bir şey. Sen 10'dan beri köy kahvesinde oturup güreşleri izliyorsun. Biz de saat 10'dan beri mikrofon başında güreşleri anlatıyoruz. Sohbetler yapıyoruz. Bazı anekdotlar anlatıyoruz. Bazı anıları sizlere eski ustalarla yaşatmaya çalışıyoruz. İşte Ataspor aşkı böyle bir aşk. Evet avcılar, mehter, evet değerli güreşseverler, değerli başkanım Sayın Şeniz Doğan, Şeniz başkanım hemen karşındayım. İzmir'de milli takımda, kampta kızlarımız, evet değerli Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan, Minder takımı kurdu. Kızlarımız da şu an İzmir'de. Pınar, Cemre Güngör, Gülüfer Manav, Eylül Sert, Denizli'mizi, Merkez Efendi'mizi Avrupa'da ve dünyada evet, değerli güreşseverler, Merkez Efendi Er Meydanı'ndan yaptığımız canlı yayın tüm hızıyla devam ediyor. Baş pehlivanlarımız finale kalmak için yarı finalde kıyasıya mücadele ediyorlar. Evet, İşte sağ kadrajda
çift almak isteyen Şahali Kurt'a boyundurukla İsmail cevap vermişti Balaban ama Şahali beline girmek istedi. İsmail Balaban buna müsaade etmedi. İsmail Balaban şimdi Şahali Kurt'un kasnağından artık onu yere indirmeye ve bir taraftan da evet paçasını yoklamaya çalışıyordu ama üstünden atladı Şahali Kurt İsmail Balaban'ın ve şu anda güreş yine rutin bir şekilde devam ediyor. Osman Aynur ve Ali Gürbüz arasındaki yarı final mücadelesi de temkinli bir şekilde her iki baş pehlivan da sakin birbirlerini kollayarak mücadeleye devam ediyorlar. Şahali ve İsmail Balaban arasındaki mücadele biraz hareketli geçiyor. Tabii bu arada yine çok kıymetli bir mesaj geldi Balıkesir'den. Tabii ki bu mesaj bana özel geldi. Evet, et tırnaktan ayrılır mı dersek ayrılmaz tabii ki. Benim de ayrılamayacağım bir abim var. Tabii bu meydanlarda, bu er meydanlarında o da çok kısmet dövdü, peşrev çekti. Edirne'de, piyasada çok başarılar elde etti. Başol Yağcı mesaj göndermiş. Birader biz de seni izliyoruz demiş. Evet abim Başol Yağcı'ya ve aynı zamanda şu anda beraber Merkez Efendi yağlı güreşlerini izleyen Galerici Ali abiye, mekan sahibi Ergün abiye, Abula ve Otaşlarlı İzzet'e Merkez Efendi Er Meydanı'ndan özel olarak artık tabii ki bana mesajı gönderen Başol Yağcı değerli abim olduğu için onları da kıramadan onlara da bir selam iletiyorum buradan. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Gelince görüşmek üzere diyorum. Evet, İsmail Balaban Şahali Kurt'u dış kazıkla bastırdı, bloke etti şimdi. Bakalım oradan İsmail Şahali karşısında nasıl bir yeniş oyunu tertibatı alacak ama Ali Gürbüz ve Osman Aynur arasındaki güreşle hala temkinli bir şekilde devam ediyor dedikten sonra İsmail Balaban paça kazıkla Şahali Kurt'u havalandırmak istedi ama hemen Şahali Kurt da karşılık verdi. İsmail'i paçasından yakaladı ve dengesini bozdu. Şu anda evet İsmail Balaban bir paçadan ve kasnaktan iç tırpanla Şahali'yi açık düşürmek, dengesini bozmak istedi ama Şahali'nin eli de İsmail'in kasnağında ve dış kazıktaydı. O yüzden de orada tam açık düşme olmadı. Bakalım oradan İsmail tersi mi bulacak dedim ama hemen Şahali Kurt toparlandı ve yüzü koyun döndü ve İsmail'in Şahali Kurt'u tehlikeli pozisyona düşürmesine Şahali izin vermedi. Tabii ki İsmail Balaban bu mücadelede hemen bir an önce yenişe gidip finalde karşısına gelecek olan rakibin karşısında biraz daha avantajlı duruma geçmek istiyor. O yüzden biraz acele ediyor. Şimdi çift sarma ama yine Şahali biraz boyunun da avantajıyla hemen ayaklarının arasından geriye doğru sıyrıldı ve İsmail'i önüne düşürdü. Oradan kurtuldu ama bastırmaya muvaffak olamadı ama İsmail'in biraz parmağında sorun var. Küçük bir spor sakatlanması. Evet. Mücadeleyi yöneten çayır hakemi tecrübeli Muammer Erçelik hemen zannediyorum sağlıkçıları çağırdı. Eliyle de işaret ediyor. Basmalı böyle bir
fısfıs işareti yaptı. Soğutucu istediler tahmin ediyorum buradan anlayabildiğim kadarıyla. Ve şu anda sağlıkçılar beklenirken arka kadrajda, ön kadrajda da Ali Gürbüz ve Osman Aynur arasındaki mücadele ekranlarımızdaydı. Evet, tekrar yine sevgili yönetmenimiz Fatih abi tarafından ekranlarımıza hemen Osman Aynur Ali Gürbüz güreşi geldi. Bir göğüs çaprazı yapmak istedi Osman Aynur, bir anlık Ali'nin dalgınlığından faydalanmak istedi. Ali'yi geri doğru düşürmek istedi ama tabii o cüssede, o yapıda, o fizik yapısında güçlü bir Ali Gürbüz'ü de öyle kolay kolay hemen öyle bir göbek vurmakla geriye düşürmek mümkün olmayacaktır tabii ki. Ali Gürbüz, Osman Aynur'un devamlı çift el kasnağından tazyik yapıyor ve Osman Aynur'a baskı uygulayıp biraz daha onu güçten, kuvvetten düşürmeye çalışıyor. Onu yorup üstünlük kurmaya çalışıyor. Evet, yine pehlivanlar yurdu, pehlivanlar diyarı Balıkesir Sındırgı'nın Sındırgı'dan Ahmet Sak. Biz de telefondan seni izliyoruz abi demiş. İşlerimizin çokluğundan dolayı televizyon karşısına oturup İzleyemiyoruz ama Ataspor'u, yağlı güreş aşkı böyle bir aşk, biz de cep telefonundan sizleri izliyoruz demiş Ahmet Sak. Biz de Sındırgı'ya, pehlivanlar diyarına selamlarımızı gönderiyoruz. Mehmet Sert, saygılar abim. Selim Öztürkcan ile seni evden izliyoruz ve dinliyoruz. Selamlar, Allah yardımcınız olsun demiş Mehmet Sert, eski pehlivan. Selim Öztürkcan da yine evet. İsmail Balaban, Şahali Kurt karşısında galip gelip adını yarı finale yazdıran ilk baş pehlivan oldu.